gençlere konuşturma. Çünkü gençler önceki Türkiye'yi bilmiyorlar. Tamam. Gerçek namuslu, şerefli insanları konuştur. Tamam. Gençler başka bir şey değil. Şerefsiz mi abi? Onu... Ya ülke berbat bir durumda. Bu gençlerin geleceği yok. Ekonomimiz kötü, sağlık sistemimiz kötü, eğitim sistemimiz kötü. Sistemimiz kötü mü? Kötü. Bir saniye. Bir saniye. İkili tartışmaya girmiyoruz lütfen. Ben sokağa çıkarken korkmak zorunda mıyım? Ben taciz edileceğim, tecavüz edileceğim, öldürüleceğim diye ben korkmak zorunda mıyım? Yani ne kadar mantıklı sizce? Kızım, bir şey şöyle ilave edebilir miyim? Tabii kim ki. Onlar biliyor musun? Vatan haini olup hakim seçiliyor, savcı oluyor. Tamam, zalimi koruyor, tamam. Haksızın yanında, haklının yanında kimse olmuyor. Beyefendi şimdi... Ben onları yaşadım ben. Ben yaşadım. Kusura bakma hemşerim. Ben onları yaşadım. Adalet... Herkes için olsa tamam, ne güzel, iyi bir şey. Ben de onu diyorum beyefendi. Doğruları söyleyeyim. Bak doğruları, bu halk doğruları dinlemek beni istiyor. Beni dinler misiniz? Kimseyi kötülemeyin ama kimseyi yeri yerine doğru dürüst söyleyin. Kimseyi de kötülemeyin. Beni dinler misiniz? Biz kimseyi kötülemiyoruz ama bu ülkede doğru düzgün bir adalet yok. Kaç tane kadın ne öldürüldü? Yok. Beyefendi. Nerede büyüdün sen, nerede? Beyefendi, haberleri Avrupa'dan izlemiyor büyüdüm. Musunuz? Avrupa'da var mı adalet? Avrupa'da Türkiye'nin ne alakası var? Çoğu insanın bu ülkede hakkı yok adam akıllı. 46-47 senemi verdim ya ben. Siz, orada adalet mi var? Ya bir şey var söyleyeceğim. Mı orada? Siz bu ülkede günde kaç tane kadın öldürülüyor? Yılda kaç tane kadın o öldürülüyor? O her yerde ölüyor. Ben ben. Her yerde olmuyor. Ben bir kuşun ölmesine de karşıyım. Bir kuşun. Olsa bile o adamlar tutuklanıyor. Tamam. Bunu doğruları söyleyin. Burada tutuklanmıyor. Siz, doğruları konuşun. Siz neye inanmak istiyorsanız kim onu konuşuyorsunuz. Ben haklı olduğunu. Ben doğru olan bir tarafı, neyse onu konuşuyorum. Bak şimdi genç kardeşimiz diyor ki ben sokağa çıkarken korkmak zorunda mıyım? Yani bana tecavüz edilecek, bana ben tacize uğrayacağım diye korkmak zorunda mıyım diyor. Allah'tan korkacaksın ya. Dünyanın her yerinde var. Bunu her yerde tehlike var ya. Bir yerde değil ki. Kişiye bağlı. Beni bir ülkenin her yani... Şimdi dünyanın her yerinde reportaj her yapıp da var ama bu ben bilmiyorum hangi şeyimiz. Doğru dürüst yaparsanız güzel olur. İşte bir eskiyi bilmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Eskiyi bilmek bir ilgisi yok hanımefendi. Bilmediğiniz için böyle konuşuyorsunuz. Hanımefendi neye inanmak istiyorsanız onunla ilgili konuşuyorsunuz. Biz bu ülkede var ya sanayağı bulamadık. Sanayağı. Sen ne diyorsun? Ya ben de diyorum ki yağ alınca insan kendini zengin sanıyor ya. Aç insan var mı zannediyorsunuz? Arkadaş hangi tarafı? Tabii ki var. Göstersene bir tane. Bir sürü aç var sokak. Efendim, benim telefonum bu. Bana bunu kendi ailem aldı. Kim aldı? Bu bana kendi ailemden gelmedi. Bu telefonu bana... Benim babam askeri ücretle çalışıyor. Cevabını ver. Bunun cevabını ver. Sence... Bunun cevabını ver. Telefon zenginlik göstergesi. Benim babam askeri. Olmadığını nereden getirecek? Geçmişi bilmiyorsun sen. Efendim, şurada şu kadar insanla bir tane aç insan bul getir buraya. Ben okuyorum. Şu kadar insan için bir tane aç insan. Bir tane bul getir. Esnaflar ne zamandır intihar ediyor farkındaysanız. Aç insan yok. Esnaflar algı yapıyorsunuz. Algı yapmıyoruz. Siz neye inanmak istiyorsanız ona inanıyorsunuz. Biz size inanacağız durumda değiliz. Tabii ki. Size mi inanacağım? Hayır size mi inanacağım? Siz belirli, hayır. Ben doğruyu konuşuyorum. Hani siz beni cahil olarak şey yapıyorsunuz. Yani o sözünüz öyle geliyor. Bir tık cahilliğe giriyor. Başka nedir? Ama. Başka ne? Sen 15 yaşındasın. Hiç kimse bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, bir saniye abla, lafımı bitireyim. Ben senden büyüğüm. Siz eskileri hatırlamıyorsunuz. Siz bir saniye. Siz tüp kuyruklarını, mazot kuyruklarını. Bir saniye. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Ya ülke berbat bir durumda. Bu gençlerin geleceği yok. Ekonomimiz kötü, sağlık sistemimiz kötü, eğitim sistemimiz kötü. Kötü mü? Kötü. Şu anda gidiyorsun iğne bedava vuruluyor musun? Bedava kontrol oluyor musun? Yurt dışında hepsi ücretli. Konuşuyorlar abi, tartışmıyor. Hepsi ücretli. Allah'tan korkun biraz. Biraz gözünüzü açın. Allah'tan korkun biraz ya. Siz gözünüzü açın. Sağlık sistemimiz biliyor musun? Türk hastanelerimiz. Biliyor musun sen? Biliyorum. 15 yaşındasın. Okuyorum ben, okuyorum. Vatan sevenlere ver. Vatan. Sen vatan sever misin abi? Ben vatan severim ben. Konuşalım abi, sohbet edelim.
ben vatan sevenlerin alnından öperim ben, öperim. Tamam. Ülkemi satmadı. Bağırıp çağırma lan. Yok. Neler gördük ya? Ülkemi satmadı. Bunlar kötülüyorlar. Kötülettirme. Bu ülkede top gezip de şükreden de var. Ablacığım sen gezimden ne alacaksın ya? Kimseye bakma sen. Biz röportajımıza devam edelim. Sen şey yap. Gel abi sen. Başka ülke. Mikrofona konuşacak olan varsa buyursun gelsin. Mikrofona konuşmayacaksınız abi. Kargaşa yaratmayalım. Oğlum bu millet hep akıllı adam. Akıllı. Senden iyi konuşur, benden iyi konuşur. Bunların hepsi de akıllı adam. Gençleri konuşturma. Çünkü gençler önceki Türkiye'yi bilmiyorlar. Tamam. Gerçek namuslu, şerefli insanları konuştur. Tamam. Gençler başka namuslu, şerefsiz mi abi? Aa, onu demedim. Sana bak onu demiyorum. Şunu soruyorum. Gerçek ülkeyi bilenler. Biliyorum. Biliyorum. Böyle sabah 5'te gidip kuyruğa girdiğimiz günleri unutmayalım. Tamam. Bu kadar. Tamam. Hastanede ya hastamızı bırakıp gerçekten ya. Eski Türkiye'yi bırakın diyor bak genç arkadaş. Eski Türkiye'yi bırakıyorum. Şöyle şimdi ben açıklama yapayım. Herkes beni ablacığım sana bir şey söylemiyorum. Herkes beni çok iyi anlayacak şimdi. Her gün haberleri izleyin. Hiçbiri benim için çıkıp hiçbir şey konuşmuyor. Hepsi birbirine sövüp bağırıyor sadece. Ben sadece şu düşüncemi dile getirdim. Seçimlerde Mansur Yavaş'ın aday çıkmasını istiyorum. Çünkü adam hiçbir şekilde siyasete karışmıyor. İşini ve görevini severek yapıyor yani. Ben sadece düşüncemi dile getirirken neden eleştiriyorum? Eski Türkiye'de bir şey söyleyebilir miyim? Eski Türkiye'de eskiyi karıştırıyorlar ya. Eski Türkiye'yi de çok iyi biliyorum. Alemden de araştırarak da okuyarak da çok iyi dinledim. Çekim yapmamızı engelliyorsun şu anda. Bir şey söyleyeceğim. Gel buraya bak. Buraya gel konuş. Gel. Şu an eski Türkiye'yi karıştırıyorlar yani. Eski Türkiye'yi de inan abi çok güzel bir şekilde dinledim. Alemden de dinledim. Okudum da araştırdım da. Biz günümüzden konuşmalıyız şu anda. Eskisiyle şu an günümüzdeki bir mi? Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Ben okumak istiyorum. Ben güzel bir yerlere gelmek istiyorum. Benim ülkemde benim ülkemin evlatlarına çocuklarına öncelik tanısın istiyorum ben. Başkalarına değil. Bu kadar da olmaz. Teşekkür ederim. Ya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ablacığım. Geçmişten haberiniz var mı? Geçmişte neler oldu sen aldın. Bir tane hizmetini söylesin seçildi seçileli. Hiç yok gör yok ki neyi söyleyeyim. Memnun değilsin gidişattan. Efendim? Gidişattan memnun değilsin. Hiç değilim. Ne var? Hangi hizmeti var? Peki gençler de diyor ki benim diyor geleceğim söz konusu. Evet. Geleceğimden endişe ediyorum diyor. Hı-hı. Sence bir haklılık payı yok mu bunda? Hiç yok. Neden hiç abi? Yok. Yok ya, yaşları çok küçük olduğu eskiyi bilmedikleri için şimdi öyle. Kusura bakmayın da. Yok tamam tutturun. Çocukların her şeyi biliyorsun. Ben alemden her şeyi bilmedim. Siz anlatın o zaman. Dinledim. Siz anlatın öğrensin gençler. Bak bunu yıllardır görmüş, getirmiş, tecrübeli bayan konuşuyor her şeyden haberi var. Sizin bir şeyden haberi yok. Şimdi toz pembe her şey dört dörtlükten diyorsunuz her zaman öyle. Şimdiki gibi değil her zaman. Ondan sonra yorum yap. Tamam söyleyin ablacığım bilelim biz de bak gençler öğrensin. Geçmişte neler oluyordu? Elhamdülillah bir şükür öyle. Hep aynı şey ya kuyrukları diyorlar bilmem ne diyorlar. Ne abi ne öğrenirler? Gel söyle abi. Gençler neyi öğrensinler abi onu söyle. Bakın. Bak burada herkes. Bir saniye. Burada, ya, bir dakika. Z kuşağı gelmeden hiçbir şey olmaz anladınız mı? Burada gençlerin bir şeyleri öğrensin diyorlar ama şu anda söyleyen yok. Sen biliyor musun abi gençlerin mesela geçmişte neleri öğrenmesi gerekiyor? Abi gençler şimdiki gençlerle önce gençler aynı değil. Hacım bir dakika bir şey. Tamam. Eski araştırsın diyorlar yani neyi araştırsın? Hani bir adam okulda şiiri yazar da ezber eder de siz adamlardan öğrenin. Bir saniye. İkili tartışmaya girmiyoruz lütfen. Abi bak. Şu an bakın gençlere konuşuyoruz. Herkes bizim üstümüze yürüyor. Bak gençler sadece fikrini savunuyor. Neyin fikrini savunuyor? Yani kendi devletini kötülüyorlar. Hükümetle devlet ayrı şeyler abi. Hükümetle devlet ayrı şeyler. Sen biz hükümeti kötülüyoruz yani abla. Yani memnun gençlerin hayali, yurt dışına kaçmak abi ya. Böyle bir şey var mı ya? Yurt dışında yani yani herkes yurt dışı anlayışsız bir dinleyici kitlemiz olduğu için. Yani ya abi bu ya gerçekten konuşmak istemiyorum. Etrafımda çok fazla yaşlı var da bunlar biraz daha elenmeden hiçbir şey olmaz yani. Şöyle söyleyeyim size. Z kuşağı gelecek abi bunlar gidecek başka hiçbir yolu yok. Bu kadar net söylüyorum size. Katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere gençler. Çok kalabalık oldu. Polis vesaire gelmeden biz de dağılalım. Çok teşekkür ederim. Yine buralarda olursak konuşuruz, görüşürüz. Teşekkür ederim size. Sağ olun.